Savaş ne zaman bitecek? Hepimizin merak ettiği bu soru. Kremlin sözcüsüne Ukrayna Savaşı'nın ne zaman biteceği soruldu. Dmitri Peskov, öngörülebilir gelecekte biteceğini umuyoruz dedi. NATO ise savaş yıllarca sürecek diyor. Ukrayna Savaşı 24 Şubat'ta başladı. 40 günü aşkın süredir devam ediyor. Sahada başarı elde edemeyen Rusya stratejik hedefini Donbas'ta sınırlayıp Doğu cephesinde taarruz hazırlığına koyuldu. Daha kanlı bir muharebeden korkulurken Kremlin Sarayı'na o kritik soru soruldu. Savaş ne zaman bitecek? Sözcü Dmitri Peskov her zamanki gibi savaş ifadesini kullanmadı. Ukrayna'daki özel operasyonun öngörülebilir gelecekte biteceğini umuyoruz dedi. Öngörülebilir gelecekte biteceğini umuyoruz. Operasyon devam ediyor. Hedeflere ulaşılıyor. Hem operasyonun ilerletilmesi açısından ordu aracılığıyla hem de Ukrayna ile müzakere sürecinde olan heyetler aracılığıyla önemli çalışmalar yürütülüyor. NATO ise savaş yıllarca sürecek diyor. Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e göre silahların susması sadece Putin'e bağlı. Bu savaş haftalarca, aylarca ve muhtemelen yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlıklı olmalıyız. Savaşı bitirmenin en kolay yolu Putin'in tüm birliklerini geri çekmesi ve ciddi diplomatik çabalara girmesidir. Ancak gerçekçi olmamız lazım. Putin'in hedefini değiştirdiğine dair hiçbir işaret yok. Rusya birliklerini yeniden bir araya getiriyor ve pozisyon değiştiriyor. Donbas'ta çok büyük bir çatışma bekliyoruz. Stoltenberg'in işaret ettiği Donbas cephesi Ukrayna Savaşı'nın kaderini belirleyecek. İddiaya göre Rusya en geç Mayıs başına kadar zafer bekliyor. Hedefi Kızıl Ordu'nun Nazi Almanya'sını mağlup edişinin kutlandığı 9 Mayıs töreninde çifte zafer ilan etmek. Ancak bunun kolay olmayacağını düşünenler var. Donbas muharebesinin daha uzun ve kanlı geçmesi bekleniyor. Çünkü Ukrayna ordusunun en deneyimli ve eğitimli askerleri Doğu cephesinde. Üstelik Ukrayna'ya daha fazla silah tedariği yapılıyor. Rus ordusunu güçlü bir direniş bekliyor.